teacher. Ginger water, and then it just went. There's something stuck here. I'm very sorry for this. Fortunately, my speaking is not going to last for more than like 8 or 10 minutes. So you have to put up with this voice. A couple of weeks ago, two of my students, Nisan and one of my friends, approached me and they said that, would you like to be a speaker in TED Talks? I said that, why not? So I asked them, what is the subject of speaking? It said living as a foreigner in a different country. So here we go. My cousin, right? So I have these cousins here, and I'm sure that you're wondering what's lying under that smiley face. You might see there, the smiley face from there. So, here is the second part of the family where there was Miss Haramluk and Saramluk. So the lady, you will see my mom here. This is my mom. And this is my little brother who lives in Australia, Melbourne, right? That's again another cousin, another cousin, another cousin, another cousin, another cousin again. Right? What? Yeah, about hundreds of cousins in my family. So what happened here is that I'm sure that you're saying what is under that smiley face, which is a very little monkey lying under that smiley face. Look at the face. I don't know if it is very clear from far end of the salon. But there, it's me at the age of 2 or 3 that I have a hand in my hand. That's, you might understand that it's a wedding ceremony, by the way. So there, I'm holding my hand, give me that wedding, I'm going to rip it off. Because it was a monkey. So I was a little naughty kid. So what happened here? This is me. Oops, sorry. This is me after, oops. This is too small for my hands. Okay, so here's me. After ripping off that wedding party where my mom has ripped up my ear, so it was that. That's one of the beginning stories of my life. So there we go. That's my sister, who is a wonderful teacher. Again, under that smiley face is lying me at the age of 1 or 1.5, looking at the horizon, saying, what's over there? He's actually looking at himself.
There it is. Looking at himself at the age of maybe like 8 months old or 9 months old. I was not 1 year old, my mom was sick. So my mom puts this blanket in a very hot summer day in the garden, puts me naked on that blanket. I was jiggling around because it was so hot. Very hot, because the blanket was burning my downstairs. I'm not gonna remove that heart, by the way. The heart is going to stay here. I'm not going to remove that. Alrighty, so that's me, started growing up with my lovely jacket, which used to live with me. This jacket came from my father, who had traveled to Europe, and brought me this jacket, which I was wearing everywhere. Sleep, morning, noon, night, toilet, bathroom, everywhere it was with me. I used to love this jacket. This is when I was in the second grade. And that was the time that I fell in love. First time I fell in love. It was very, very first time. And guess what? It was the neighbor's daughter who was 15 years older than me. Anyway, there we started growing. That's me. At the grade of 5, when I was a problem for school with a Yavuz teacher as a manager, his name was Kemal, by the way, at the time. But he was, whenever I look at the Yavuz Bey, I remember Kemal Bey, because he was so kind that he was not going to shoot me out from the school because I was so much problematic for the school. I remember one day my dad came to my dad was asked to come to school. The manager of the day, Yavuz at that time, who was my manager, gave the dossier, the file. We don't need your child, take him home. And then I had good friends, my father had good friends. I could stay in school. Anyway. Here, me, at the end of high school, at the beginning years of university, with those, see the stay there? That's my dad, by the way, behind me. His soul, rest in peace. I lost my dad when I was at university. So, that's me playing football in a very green area. And this should be the beginning years of the university, where I used to go mountain climbing, doing different kinds of sports, karate, kung fu, and everything. And then, that's my brother, by the way, who's a dentist. Is a very nice chap. He used to go to, this should be the sea between two countries, Azerbaijan and Iraq. Alrighty, so what happened? When Nisanu came to me, said that I would be speaking today about living abroad in a different country as a foreigner. If you just realize, I've got two words here in different colors. Okay, but the same colors. Most of the people, especially these days, with this regime that we have, are kind of escaping from the country. Okay, so it's like that. So living in a different country. But what are you going to do? When you decide to go to live in a different country, are you going to be lost in the culture of the country? Or is the culture going to be lost in you? The culture. You're deciding to go to universities in different countries, in Germany, that's something that we're trying to do for our high school students. Or are you going to be lost like this monkey? Because I've seen parents, when they are deciding to send their children to different schools that we have collaboration with, say for example Canada program, I saw a family, mom was crying. Even the students or the child's registration is not complete. Mom was crying, my child is going, what am I gonna do with that? So are you gonna be lost in the culture? Or culture lost in you? Which means that you're going to overwhelm the culture, have it under your control, and be successful? Or are you gonna be like this one? Okay. As I told you, I came from a family which is coming from a very, very deep culture, old culture, Islamic, radical Islamic, democratic Islamic. And in my country, most of the people do not have a good sense of humor. And what is that? We're serious people. You might understand from me. We're serious people. What do these serious people do? They do not say hello to anybody who they see at the street or in the parks or in the hotels or anything like that. Imagine
you're in a, you know, you're in a park, you're sitting on a bench, somebody approaches, say that's a man, and just say hello to the man, and you continue or try to speak with the man, the person would say, just respond to you as a hello. But if that's a woman, and that's a pretty woman, and you're in Iran, you're just sitting on a bench, and you're saying that, you say hello, and you start a conversation or a speaking with that woman, the woman would either think, is this person A, drunk? Is this person lunatic, maniac? Or is he coming upon me? Alright? But this is a cultural difference. It's the same actually the case with almost the Turkish, let's say, nation. Alright? I have seen this gentleman in most of the movies and series. I've never seen him laughing. Well, this one at least has got a smile on his face. He smiles a bit. Alright? But according to the statistics, the world statistics, did you know that Turkey and Iran are among the first 10 countries that do not laugh? Turkey numbers 10, Iran numbers 5, with the least funniest sensations and feelings in the world. That's statistics, yes, that's statistics. And guess which one is the least funniest in the world? Which country do you think? No? USA is the most funniest. No? No, not even Afghanistan. No. Not Latin America? No. Who said Germany? Who said Germany? Bravo. There you go. The Russian speaks. The Russian. I call her, by the way, I call her Russian Rhapsody. Alrighty. So, here we go. We've got serious people. We've got people who live in such kind of a culture. But what happens? Boys, I'm expecting you to answer this question. What car is this? Lamborghini. It's not Lamborghini. It's Lamborghini. Alright? It's Lamborghini. Okay, it's a Lamborghini. But do you think that this is... What do you think this is? A restaurant? A theater? A house? What is it? Looks like a restaurant, right? It looks like a restaurant. And such kind of an expensive car is right in front of a restaurant. Okay? What happens? People who are such kind of serious, I don't know, having such kind of seriousness, walk into this luxurious restaurant. They change their dresses. They change their attitudes. There is a smile on their face. Even their clothing matter are different. All right? The sleep buttons, by the way. Their attitudes change, their speaking changes, their everything changes. Because they are stepping into a different culture. Even if it's in the same environment they are living in. What happened if the same person, can you see this one over there? It's a Shaheen in front of a restaurant. So when you go, personally you yourselves, when you go to such kind of a restaurant, a very expensive restaurant, why do you say that? But when you just go here, to such kind of a restaurant, no humiliation by the way, no looking down by the way, this is just cultural difference. Deep note. All right, so here, when you walk into such kind of a restaurant, says, obviously, chuf tatsana. Why do you not say it here for the same person? Well, you can say it here. But when you just walk into such kind of a restaurant, which is kind of difficult to walk in, most expensive restaurant in one of the countries or the world, I don't know. Why is that? Why is that the same people who were serious turn into such kind of a funny people? With a smile on their faces, with their words changed, different types of speaking, different, even their walks and sittings, even they're paying for the bills. They have one Ziraat Kart Fantas and they have one American Express. They give up American Express. Why is that? That social? That's what I'm saying. They walk into a different social environment. They walk into a different cultural environment. They get into a different culture, actually. Bravo. Well, Dr. is a good man, right? That's what was the name. Dance in Washington. You know what? About something about her name. Her name's on her door. Anytime that I look at the name, I just remember the word Dance in Washington because of Denny Zal. This is something which is carved in my brain. Anyway, so here, I have a limited time, sorry.
So here, the same person who was laughing becomes an angel. They change into a different people. Why is that? Social, what did you say? Social adaptation, thank you. All right, why is it? The answer is here. Cultural diversity. Most of you might not know this word. It's just very easy to understand. If you look carefully, the word has got different colors in it. So what do you think diversity means? No? 8th grade? 9th grade? Very good, bravo. Cultural diversity. When you walk into a different culture, a different environment, a different country, a different community, you either need to conform into the culture or confront the culture. If you conform the culture, which means that you are adapting yourself to the culture or the environment, you're going to be successful. You're going to win. You have the winning card in your hand. But if you're going to confront the culture, build a wall, a brick wall, so that I don't accept this culture, you're going to be the losers. If you choose to live in that community or in the culture. So what happens? If you confront the culture, which means that you're not accepting the culture, you will have this experience. Anybody has seen this Lion King cartoon movie? Yes. Who's seen it? Can I say their hands? Aslan Krop. It's one of the most wonderful cartoons in my life, and I've at least watched 15 times of that. So if you confront, which means that you are opposing yourself against the culture of the country or the community, this is what's going to happen to you. I come with, play. No, go back. Just hold up. There you go. There it is. That's it. You okay, kid? Yes, sir. You nearly died. I saved you. Well, humble help. A little. Thanks for your help. Hey, where you going? Nowhere. He'll explode. I say brownish gold. No. I mean he's depressed. Oh. Kid, what's he? Nothing. He's at the top of the food chain. The food chain! I have it. Stop it, please. Okay, thanks. That's okay. That's enough. We've got a little bit of time, so we need to cut it short. So what happens here, this lion is lost. He gets into a different community, a different environment, and he starts not accepting the help which is offered to him. Becomes unhappy, becomes sad. But what happens if he accepts the offer of the community? Wait. What a wonderful phrase. Confronting or conforming? Choose one of them, conforming, of course. Okay? I have a lot of examples since the time. It's been 22 years that I've been in Turkey. It was a different culture for me. The first time that I came to Turkey, I didn't know any word in Turkish language except for evet and hayır. That was the reason I lost $50 in the first day. Anyway, I've been in this community for long, long times. And there were always friends around me who were there to help me. Here you can see the community who was the first people to help me out. And the second community who were the school founders were there, always there to help. But there are some other people who were always, always there. Not only always, always, always there. And that's these people who've done a big, big change in my life, and they've been always a big
conforming to her. All right? So, living abroad, going to a different country, a different culture, you need to first, as a language teacher, I would say that learn the language of the culture. Because that's the first step. I'll give you two more examples about this, and then I have to shut up because Mashaq is going to kill me. Okay, I'm finishing. So it's like this, that when you go to a different country, number one, learn the language. First time, my Turkish, I started learning Turkey, and then there was this that I was speaking to people. I remember I was speaking to Mrs. Dinchak years ago, like, İnamacığım, ben bunu yaptım, şunu buraya koydum, anladın mı, tamam mı? No, I was saying, tamam mı? And then she one day started, dursan bir dakika, and I said, what's wrong with this? She said that when you're saying tamam mı, it means that people, when they're listening to you, they feel themselves stupid because you're explaining they're not understanding. You need to get approval from them, okay? And another example, which has a very, very drastic example, was I was very new in Turkey. We were cleaning one of my friend's shop, and we were asked to go upstairs for dinner. I bumped my knee. You know, I didn't tell you this, but my father was Persian, Ajam. My mother was Azerbaijani, still is. I bumped my knee into the desk, and then we went upstairs to a student house, sitting there, having dinner. I had to bend down, fold my knee, sit down, and then said, "Ibahtim." Okay, what happened here? Cultural difference. Because my mother, who is Azerbaijani, this is bacak in Turkey, but she calls it the other way. That was one of the biggest goofs that I made in Turkey, which I would never forget. It was my first goof and the last goof, by the way. Thank you very much. Evet, şu lamba, o, yani hep
Gördüğüm, baktığım bir şey ama dikkat etmemişim. Hani görmekle bakmak farklı. Şu altındaki pirinç gibi olan şeyi görüyorsunuz. Bir metal parça. Ya bu bir şeye benziyor, bir şeye benziyor. Bu arada kaç yaşlarındayım? 6 yaşlarında falanım. Neye benziyor? Aa dedim, ben buldum bunun neye benzediğini. Evet. Otobüsteki tutma yerlerine. Ben buna tutunabilirim. O biraz önce gördüğünüz masanın, geçemiyorum herhalde, masanın üzerine çıktım. Ondan sonra tutunacağım ona. Büyük bir görev edindim kendim canlı. Aşağıda kardeşim de bana bakıyor. Yani düşünsenize, ben 6 yaşındayım, o benden 3 yaş küçük, 3 yaşında. Yani bir abla, sorumluluk sahibi bir abla onu orada bırakır mı? Hadi dedim, sen de gel. Masanın üstüne. Sonra hocam çok iyi. Tutundum. Ya, bu işte, budur yani. Bunu yapabildim. Sonra dedim ki, bak ben bunu sallanabiliriz de siz bence yani. Dedim ki, tut beni lütfen, bana tutun. Bir elimle onu tutuyorum, artık ne kadarsa gücüm. Elimde de böyle, yerdeyiz. Şahane oldu yani. Yani aslında biraz hareketli çocuklardık. Evet. Yani dedi ki, bir artık seneler de geçiyor. Büyüyoruz. Daha bir normal oyunlar oynayalım. Şu gördüğünüz küp puzzle'lar çok kolay. Sevdiğimiz oyunlardı. Hafta sonu çalışan annelerin çocukları çok iyi bilir. Annem de çalıştığı için öyle şimdiki zaman gibi böyle eve yardımcı almak, ev işlerinde falan çok moda ve çok büyük bir şey değildi. Hafta sonu oldu mu anne çamaşır, bulaşır, ütü, öyle çamaşır otomatik makineler yok. Merdaneli böyle elini kaptıracağından korkacağın makineler falan var yani. Onlarla koştururken biz de kardeşimle oynuyoruz. Annemi çıplak ayak birden odaya daldı. Tabii görmedi onları. Ne oldu? Bastı, çok canı yandı. Köşeli kısımları olduğu için. İşte o günden itibaren annemin fırlatma maceraları başladı. Aldı küpleri hocam abiyle. Pencere açtı. Küpler dışarıda. Dedik bu böyle olmayacak. Biz bu oyunları masaya taşıyalım. Masada oynayalım. Karşı komşumuz yurt dışından bir masa tenisi takımı getirmişti. Şahane bir şey ama nasıl güzel. Böyle Türkiye'de böyle çok bilinen şeyler değil. Böyle çok güzel işte raketleri, topu, işte filesi var. Barda masa yok. Yok, masa var. Şu bizim meşhur masa. Hadi dedik buna monte edelim biz. Orada tabii annem evde yok. Biz gittik monte ettik. İşte oynadılar, çok iyi. O sırada annem geldi, hadi dedi, yemek yiyeceğiz, kaldırın bunları. Şimdi monte ettiğimiz fileler, yani fileleri tutan şey metal, demir. Tabii biz hesaba katmamışız masaya monte ederken, o canım parlak masayı çizdi. Bayağı parçalamış o kısımları. Hadi bu sefer annem çıldırdı, gene aldı raketi, bu sefer raketler dışarıda. Dedik, ya bu şekilde birçok anılarımız oldu. Bundan sonra okul yıllarımız oldu. Geçebilir miyiz? Evet. Sahnelere atılmam bu olayla başlamıştır. Çok güzel şiir okurdum. Böyle her müsamerede haykırırcasına okuturlardı bana. O zamandan sonra biraz ara verdim galiba sahne hayatıma. Geçelim lütfen. Ekin Veli Tiyatrosu'na başlayana kadar. Çok güzel oyunlar da görev aldık. Geçelim lütfen. Evet, farklı oyunlarda. Bu arada izlemek isterseniz, evet, oyuncuları Ekin Koleji Veli Tiyatrosu diye bir sürü farklı skeçleri görebilirsiniz. Arkadaşlar mutlaka bir hobiniz olsun. Gerçekten hobi insanın motivasyonunu arttıran, hayata bağlayan, çalışma zamanlarını bile daha verimli çalışmasını yani zamanınızı çok alıyor, evet, ama çalıştığınız zamanlarda da daha efektif çalışmanıza yardımcı olacaktır. Ay, teşekkür ederim. Geç bir geriye. Sizce şu Arap bacı kim? Siz. İlk aşkım, evet eşim. Aynen. İşte bu yüzden aşık olmuştum kendisine. Evet, geçelim lütfen. Evet. Okul yılları, okulu çok seven bir öğrenciydim. O kadar heyecanlanırdım ki okulun açılacağı hafta, işte defterler, kitaplar alınır, işte kaplanır onlar, etiketlenir. O kadar severdim okulu. Fakat motorlar vardı. Dıştan yanmalı, içten yanmalı. Biraz dıştan yanmalı motordum ben. Motivasyona çok ihtiyacım vardı. Ve hani
O zamanlar böyle hiperaktiviteler falan çok meşhur değildi, bilinmiyordu. Muhtemelen böyle dikkat, çabuk dağılabilen, zor konsantre olan bir öğrenciydim. Evet, daha iyisini yapmak istiyordum ama bazı zamanlarda istediğim noktaya gelemiyordum. Ya bu zamandaki gibi böyle işte PDR birimleri, koçlar falan yoktu öyle şeyler tabii. Ya ben de böyle ilkokulun sonu, ortaokulun başı. Ya bunu kendim başarmalıydım. Neden böyle? İçime dönüp gerçekten tüm çıplaklığıyla yani neden olmuyor o yapmak istediğim şey ve daha iyisi olması için neler yapmam lazım? İşte bugün size sınıflarda çok söyledim o meşhur Arzu Hoca nasihatleri, kendi kendime bulduğum yöntemlerdi. Yani şimdi çok basit gibi geliyor ama o yaştaki bir çocuğun bunu bulması zor. İşte not almalar, işte kodlamayla kenarlara bir şeyler, kısa özetler çıkarmalar, hani kaleminizi kullanın lafları hep o günden geliyor. Tabii ki sadece okul derslerden ibaret değildi. Ortaokul ve lisedeki arkadaşlarınız, o sıralardaki arkadaşlıklar o kadar güzeldir ki bunun değerini ileride çok daha iyi anlayacaksınız. Ben Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi'nden mezun oldum. Ortaokul ve lisesi olan bir okuldu. Halen daha tabii şey olduktan sonra, okul bittikten sonra ben ayrı şehire geldiğim için uzun bir zaman görüşemedik ama Facebook ve WhatsApp'la tekrar birlikteyiz, konuşuyoruz, görüşüyoruz. Hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar. Nerede bıraktıysanız oradan aynı coşkuyla devam ediyor. Oradan da bir iki bir şeyler söylemek istiyorum. Mesela geçebilir miyiz? Evet, bu buluşmalarımızdan geçebiliriz. Evet, belki biliyorsunuzdur. Böyle rutinlerimiz vardı. Okuldan çıktıktan sonra kasetçilere uğrardık. O zaman tabii para aldığımız harçlık bir sürü şeye yetiyordu. Harçlıklarınızdan biriktirdiğiniz parayla böyle listeler oluşturuyordunuz. Kaset oluşturmak, yaptırmak üzere o listelerde işte karışık Türkçe pop, işte yabancı karışık şeklinde verirdik. Ondan sonra bize dolu kasetler gelir. Çok keyifli. İşte senin albümünde neler var? Oradan yeni şarkılar öğrenmeler. Geçelim lütfen. Pardon. Buradan devam edeceğim. Kalabilir, sıkıntı değil. Konuşmayı hiç sevmediğim için o zaman da öyleymişim. Okuldan çıkarız, o okuldan eve giderken ki muhabbetler hiç bitmez. Bazılarımız otobüsle gider evlerine, bazılarımız da yürüyerek giderdi. Ben otobüsle gidenlerden biriydim. Artık büyümüştük tabii lisede falanız. Bir gün işte böyle bir türlü ayrılamadık o yürüyerek gidecek olanlardan. Bir grup arkadaş otobüse bindi. Hadi Arzu, hadi otobüs kalkıyor. Tam derken adam kapıyı kapatırken ben hamle yaptım otobüse. Aha, yarım dışarıda, yarım içeride kaldı. Bu öyle. Kafa dışarıda. Bu şey. Şoför amca, kafam sıkıştı. Açar mısınız kapıyı şekli? Tabii okul yıllar, bütün yıllar boyunca çok anlatılır. Hayır, biraz böyle. Evet, tamam. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Öğretmen olmayı planlamamıştım. İyi dereceyle bitirmiştim. Akademisyen olacaktım. Araştırma görevlisi oldum. Yüksek lisans doktora derken lütfen bir B planınız olsun. Bir tek şeye bağlamayın mutluluğunuzu. Çünkü yani mutluluk, okul tercihi, üniversite, ne olursa olsun. Ne oldu? İşimden ayrıldım ilk aşkımla evlenmek için. Sonradan öğretmenlik mesleğine girdim ve iyi ki girmişim. Yaptıkça, emek verdikçe iyi yaptığımı gördüm. İyi yaptığımı gördükçe özgüvenim geldi ve sevdim arkadaşlar. Kolay kolay emek vermeden bir şey olmuyor. Güzel şeylerin hepsi zor. Teşekkür ediyorum. Hiçbir fırsatı kaçırmayın hocam. Bu alkışlar neşenize, enerjinize, bize kattıklarınıza. Ateist oldum. Dedim oğlum, ateist ne? Dedi,
matematiği yok sayan. Dedim sen matematiği anlamakta zorlandığın için yok sayıyor olabilir misin? Dedi evet. Dedim bu çok normal. Senin yaşlarındayken matematikten ben de hiç hoşlanmazdım. Matematiği anlamak benim için o kadar zordu ki ben de tıpkı senin gibi matematik keşke hayatımda hiç olmasaydı diye düşünüp dururdum. Ta ki üniversite yıllarına gelinceye kadar ve bilimsel düşünme becerisini edininceye kadar. Bilimle tanıştıktan sonra sayılarla akıl yürütme, matematiği ve istatistiği bilimsel amaçlı kullanma hayatımda büyük bir yer teşkil etti. Ve neticede matematikle ilgili duygumla ona farklı bir bakışla yaklaşmamla değişti. Havuz problemlerini sever misiniz bilmiyorum ama havuz problemlerinden nefret ederdim. Neymiş efendim bir musluk bir havuzu 1/4 saatte doldururken diğer musluk 1/2 saatte boşaltıyormuş. Ne saçma bir şey. Benim ne işime yarayacak havuz problemi diye yıllarca söylenip durmuştum. Ta ki geçen sene evimin bodrumu bir oluktan akan suyla havuza dönüşünceye dek ve o 1/2 saat gerçekten hayatında anlam kazanıncaya dek. Evet, bizi diğer canlılardan ayıran en temel özelliğimiz anlam arayışımız. Hayatımızı aslında anlamak üzerine kurguluyoruz. Anlamadığımız bir dersi sevmiyor, anlamadığımız bir konudan hoşlanmıyor, anlamadığımız insanlarla ilişki kurmak istemiyoruz. Ve anlamadığımız bir dilin konuşulduğu yerde, biraz önce Akbar hocamın dediği gibi, kendimizi yabancı ve güvenilmez bir ortamda hissediyoruz. Bunların hepsi gayet normal. Çünkü zihnimiz her daim anlam arayan bir saat gibi tik tak çalışıyor. Ve anlam arayışımız çerçevesinde de ne yapıyoruz? Gözlem yapıyoruz. Neden sonuç ilişkisi kuruyoruz. Olayları değerlendiriyoruz. Düşünceler üretiyoruz. Zihnimiz her daim düşünce üretiyor. Yorum yapıyor ve yargıda bulunuyor. Tıpkı bir maymun gibi, geveze bir maymun gibi zihnimiz her daim bizimle konuşuyor. Ve yargılarda bulunuyor. Üstelik bu yargıların da doğru olduğuna inanan bir beynimiz var maalesef. Evet, yargılarımız bizim doğrularımız gibi. Oysa ne yazık ki bilimsel araştırmalar gösteriyor ki beynimiz aslında oldukça aptal. Burada ne görüyorsunuz? Bu kadar değil ya. Evet, bir bardaktan boşanan su olabilir, değil mi? Bravo, kimik dedi. Çok dikkatli. Evet. Peki sizce bu iki mavi çizgiden hangisi daha uzun? Eşit. Ya. Harika. Evet. Gördüklerimiz ve duyduklarımıza genellikle inanma eğilimindeyizdir. Şimdi bir şarkı dinleyeceğiz. Kısa bir bölüm. Yani hepsi değil. Sustu haykıran şehir, dolmuşlar havalandı. Havalananlar ne arkadaşlar? Solmuş. Solmuş mu? Solmuş. Evet. Bu şarkıyı ilk dinlediğimde ben de ortaokula gidiyordum. O dönemde dinlediğimde dolmuş gibi düşündüm. Böyle varsaydım. Sonra aylarca böyle zihnimde uçuşan dolmuşlar oldu. Dedim ki yani dolmuşun uçuşması çok anlamsız. Niye uçsun yani kanatlı dolmuşlar falan. Sonra dedim ki bu dolmuş değildir. Olsa olsa tonguçtur. Tonguçlar havalandı. Tonguç ne? Tonguç bir erkek evlat demek Türkçe'de. Tonguç niye havalansın o zaman? Böyle aylarca da bunu düşündüm durdum.
Ta ki, o zaman Google yok tabii ki, ta ki aylar sonra elime şarkının sözleri geçip de havalananların son kuşlar olduğunu anlayıncaya dek. İşte o zaman, daha ortaokul yıllarındayken, gördüklerime de, işittiklerime de kolayca inanmamam gerektiğini anlamıştım. Oysa medya, sosyal medya ve pazarlama sektörü, işte bizim bu kolaylıkla inanan beynimizden hareket ederek bizimle ilişki kuruyor. Evet, sevgili arkadaşlar, dinlediklerimiz ve gördüklerimiz gibi düşündüklerimiz de genellikle bizi inandırıyor. Duyduğumuz hikayeler, anlatılar, birinden gelen bir söz, özellikle bazı duygularımızı tetikliyorsa, korku, heyecan, kaygı, neşe, merak, öfke gibi duygularımız tetikleniyorsa, inanma eğilimimiz daha çok artıyor. Ve matematik benim için çok zor. Galiba hayatta matematik hiçbir zaman anlayamayacağım. Bu sene sınavı TÜBİTAK hazırlayacakmış. Duydunuz mu böyle bir şey bilmiyorum. Benim zamanımda çok evet. Popülerdi. Ve bu abaganlılar var ya, onlar çok kötüler, çok fesatlar. Fenerbahçelilerden zarar gelmez. Onlar iyidir. Covid aşılarının içinde çip varmış. Doktor bilmem kim öyle söylüyor. Aman sakın ha aşı olmayalım. Galiba beni anlayacak ve bu hayatta beni sevecek hiç kimse olmayacak. Evet, bunların hepsi birer düşüncedir. Düşünce. Descartes amca düşünüyorum öyleyse varım demişti ya. Galiba bizim atalarımız Descartes'ı biraz yanlış anladılar ve düşüncelerimize gerektiğinden çok daha fazla anlam yüklediler. Oysa insan sadece düşüncelerinden ibaret değil, bedenimizle, duygularımızla, sosyal çevremizle ve içinde bulunduğumuz doğal çevreyle bir bütün. Ayrışamayız, ayrıştırılamayız. Düşünceleri ayrı bir mertebeye koyamayız. Düşüncelerimizi ayrı bir mertebeye koyduğumuz zaman işte o zaman kendimize yabancılaşmaya başlıyoruz. Ve gerçeklikten kopuş tam da bu noktada başlıyor. Oysa bir alternatif var. O da bilimsel düşünebilme becerisi. Bilimsel düşünebilen insanlar önce gözlem yaparlar. Var olanı olduğu haliyle gözlemlerler. Bir yargıda bulunmadan önce gözlemlerini değerlendirirler, analiz ederler, alternatifleri üzerinde dururlar. Ve bunun bir gün değişebileceğine ihtimal verirler. Bilim bu yüzden doğrular üzerinden hareket etmez. Yanlışlar üzerinden hareket eder. Bilim yanlışlanabilir olguları araştırır. Örneğin su 100 derecede kaynar. Öyle değil mi? Öyle değil. Değil. Evet. Su 100 derecede kaynar bir ön kabul bilgisidir. 100 derecede kaynayabilir. Başka sıcaklıklarda da kaynayabilir. Ben bir bilim insanı olarak ne yaparım? Önce gözlem yaparım. Deniz seviyesinde gözlemlerim. Biraz daha yukarı çıkar, daha üst seviyelerde gözlemlerim. Ve test ederim gözlemlerimi. Sonra alternatiflerini üretirim. Ve bir sonuca varırım. Derim ki, su deniz seviyesinde 100 derecede kaynar. Ama 8848 metrelik Everest tepesine çıktığımızda 70 derecede kaynar. Bu bilgi de bir gün yanlışlanabilir mi? Yanlışlanabilir. Çünkü bilim yanlışlar üzerinden aslında hareket eder. Evet, Heraklitos, Efesli atalarımızdan bir tanesi, ünlü filozof, bir sözü var.
değişmeyen tek şey varsa o da değişimin ta kendisidir. Görüşlerimiz değişebilir, düşüncelerimiz değişebilir, inançlarımız değişebilir, kendimiz değişebiliriz, hayallerimiz değişebilir. Her şey değişebilir. Bunu kabul etmek ve yargılarımızı bir kenara bırakıp sadece gözlem yaparak yargılarımızdan uzaklaşabiliriz. Çünkü yargılarımız bizim ayaklarımızı bağlayan prangalardır. Şimdi sizden sadece şunu gözlemlemenizi istiyorum. Günde 36 bin kez yaptığımız bir davranışı. Nefes almak. Bravo. Kaçımız nefesimizi gözlemliyoruz? Harikasınız. Evet, nefes alışverişimizi düşüncelerimizden bağımsız bir şekilde gözlemlediğimizde sevgili arkadaşlar, yargılarımızın ne kadar anlamsız olduğunu da fark etmeye başlıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kontrol F. Süper bir sürpriz. Duru benim okuduğum okula gidecek bu sene. %99 değil, %100 kazanacak. 4-5 haftadır etüt yapıyoruz. Okul tarihinde ilk defa bir öğrenci müzikten etüt alıyor. 14. yılında. Bu şahane bir şey. Ve salı günleri 4. derste yaptığımız etütler, bu 6. etüt oldu hatırlıyorum. Yani bu seviyeyi sadece 6 derste yaptı. Güzel Sanatlar Lisesi'nin önümüzdeki sene lise 1 öğrencisi. Kesinlikle bir tanesi olacak. Benim 99 yılında mezun olduğum okula 2022'de Duru girecek. Hayat çok bu konuda çeşitli ne derler kırılmalara gebe. Belki de bundan 8 sene 9 sene sonra belki de partner olacağız bir okulda. Belki de ikimde neden olmasın. Alalım mı hocam stajyer olarak 8 sene sonra? Kesinlikle kazanacak. Teşekkür ediyorum. Eline sağlık. Süper. Yetenekli bir çocuktum ben. Çok zekiydim aynı zamanda. Çok normal halimden belli. Ve 60. yılı kazandım. 60. yıl 1991'de ki ben çok zeki olduğum için 5 yaşında okula başladım. Benden bir yaş büyüklerle okuyordum. Mesela Özden Hanımlarla. O benden bir yaş büyüktür. Ama üniversitede benim hocam oldu o sonra. Özden Hoca. Çok şeydir, notu kıttır yani biraz. Şeydir hocadır bu bağlamda. Ve 91 yılında Anadolu Lisesi'ni kazandım. 314 küsurat puanla 60. yılı tutturdum. 60. yıl 1991 yılında İzmir'deki İngilizce eğitim veren 4 Anadolu Lisesi'nden en yüksek puanlı 3. olandı. İşte Yunus Emre vesaire Almancılar falan da vardı. Bu müthiş bir şey yani. Çünkü ben hani vasatın biraz üstünde bir çocuktum. Genellikle dershane ortalamalarında vesaire falan böyle işte ortadaki sınıflarda olurdum. Muhtemelen Ekin'de okusam 8B'de olacaktım diye düşünüyorum. Ondan sonra yani 8B'ce arasında gidip gelirdim. Ve 60. yılı kazanmak müthiş bir olaydı. Öyle bir sınav balı vardır bende. 60. yılı kazanınca bizimkiler hemen babam falan coştu. Çünkü bazı hayalleri var benimle ilgili. İşte istiyorum ki şey yapayım. Yani mühendis olsun, doktor, bir şeyler daha iyi kariyer. Ondan sonra sınav iptal edildi.
1991. Bu sınava giren var mı başka? Sevgili hocam siz de mi girdiniz? 91 yılı Anadolu Lisesi sınavı. Sınav iptal edildi. Sorular çalındı. İkinci kere sınava girdim. 286 puan aldım bu sefer. Yunus Emre Almanca'yı tutturuyordum. Yunus Emre Almanca çok enteresan bir okul değil mi? Buca'daydı. Dedim ya Uzay, Buca'daydı. Bornova'da, biz Narlıdere'de oturuyoruz. Mümkün değil. O zaman yapacak bir şey yok. Ben Güzel Yıl Ortaokulu'na gittim. Benim Göztepe'liğim o yıllarda başlıyor. Güzel Yıl Ortaokulu'na gittim. Normal bir okul yani. Normal bir devlet okulu. Ve şey yok, yani herhangi bir hedef falan yok. Yani lisede nasıl bir şey olacak? O zaman Anadolu Lisesi sınavı şöyle, ortaokula giriyorsun, ortaokulda liseyi birlikte okuyorsun. Aynı lisede. Bu arada Anadolu Lisesi'ne giriyorsun mesela, orta birden başlıyorsun ama. Altıncı sınıftan başlıyordun o zaman. Öğlenleri dedemlere geliyorum, Narlıdere'de eski pazar yerinin olduğu yerde. Dedemlerde böyle bir ödev bir şeyler falan. Sonra böyle bakıyorum yani şeye, dışarıya. Bir tane oğlan geçiyor sürekli. Haftanın belli günleri. Adı Selim. Sırtında bağlama. Bağlamayla bir yere gidiyor, geliyor. Heveslendim. Babama dedim ki, bizim evde iki tane bağlama vardı. Baba dedim, bana bağlama çalmayı öğretsene dedim. Babam dedi ki, oğlum ben anlamam dedi bu işten. Seni bir yere göndereyim, bir kursa gönderelim o zaman dedi. Beni Abdurrahman Hoca'ya gönderdi. Narlıdere'de Cektaş Lisesi'nin en alt katında böyle perde çekiyordu. Bir ders burada yapıyor, perdenin önünde başka bir ders yapıyor aynı zamanda. Ama çok iyi hocaydı. Ve bir hafta solfej yapardı, bir hafta bağlama yapardı. Böyle bütün tekniğini falan öğretti. Şeydi, iyi bir hocaydı. Ben böyle bayağı okulda falan başladım Güzel Yıl Ortaokulu'nda. Sana saçlarını deli gönlüme. Herkes bunu istiyordu benden. O zaman çok meşhurdu, hatırlıyor musunuz? Bağlamışım çözülmüyor mihriban. Kim biliyor bu şarkıyı? Ya sadece bana öyle bilmiyorsunuz tabii. Gel gözüne kalıyor. Ondan biliyorlar. Ve arkadaşlar ben tabii okulda nöbetçi öğrenci falandım. Eskiden burada nöbetçi olur kapıda beklerdim böyle. Nöbetçi öğrenci, derslere girmiyordum. Çok büyük işti, derslere girmiyorsun çünkü nöbetçi öğrenci. Beni derslere çağırırlardı. İlhan bugün nöbetçi, şu derse gel. Gelsin, gel, söyle derlerdi. Sana saçlarını deli. Sürekli ben böyle bu türküyü söylüyordum Güzel Yol Ortaokulu'nda. Sonra bir resim hocası dedi ki, müzik hocası değil bak, resim hocası dedi ki, sen niye güzel sanat dersine gidiyorsun? Ya dedi. Orta sonun başında oluyor bu. Güzel sanatlar ne dedim ben. Güzel sanatlar işte Buca'da bir okul böyle, bir yer işte. O resim var, müzik var, violonsel çalıyor çocuklar orada, bilmem ne yapıyor. Ben tek okuyasım yoktu. Ondan sonra babama dedim ki, baba dedim ben güzel sanatlar okuyacağım dedim. Babam da benim Maltepe Askeri Lisesi'ne yazdırmak istiyordu. Böyle bir niyeti vardı. Yani Maltepe Askeri Lisesi'nde olsaydı muhtemelen yani kim bilir nerede olurdum, savrulup giderdim. Babam dedi ki ben de anlamam güzel sanatlar falan. Senin de bakalım yeteneğin var mı dedi, beni Levent abiye götürdü. Levent abi konservatuar bale bölümünde korepetitördü, piyano eşlikçisi. Orada balerinler falan böyle prova yaparken onlara piyano çalıyor falan. Levent abi götürdü, Levent abi bazı şeyler yaptı işte, na 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 do re mi yap bakalım na na, işte bir yarım saat 45 dakika falan sonra durdu. Babama dedi ki, surat ifadesini hiç unutmuyorum, böyle bir adam çünkü gözleri var. Altan abi dedi, bu çocuğu nasıl keşfetmedin ya dedi, Altan benim babam oluyor. Nasıl yani dedi, oğlum dedi, istediğin okul kazanırsın sen yani kulak falan şahane. Aa tamam o zaman dedi babam, gitti şartnameyi aldı, şartnamede şey yazıyor. 7. sınıf not ortalaması en az 4 olacak yazıyor 5 üzerinden. Benim kaç? 3.98. Babam dedi ki, sen okula giremezsin dedi. Dershaneyi de bıraktın zaten dedi. Okursun burada Mehmet şeyde, ikinci dönemdeki çocuklarla beraber Mehmet Seyfi Eraltay'da okursun dedi. Ondan sonra annem, bak hayatımdaki kırılmalardan bir tanesi, ben 60. yılı kazansaydım muhtemelen karegil gözlüğü takacaktım o zaman. Fen matematiği nefret ettiğim zaten böyle işlemler bilmem, perişan olacağım zaten muhtemelen. Şimdi orada bir kırılma, güzel bir kırılma oldu, bağlama çalmaya başladım. Annemin yaptığı işe bakın çocuklar. Annem gizlice belgeleri topluyor, iş yerinden öğlen Ziraat Bankası'ndan izin oluyor. Buca'ya gidiyor, Güzel Sanatlar Lisesi'ne veriyor kağıtları orada. Orada Coşkun abi var. Coşkun abi kim biliyor musunuz? Bizim Zülfü abi var ya, orada da Coşkun abi vardı dış posta. Coşkun abi diyor ki, ya şu beyefendi diyor, benim oğlanın diyor 4 ortalama 3.98 falan ya abla boşver ya falan deyip kaydediyor beni sınava. Eve bir kağıt geliyor, bir iki ay sonra şu Ağustos, şu tarih bilmem ne güzel sanatları sınava gireceksin falan. Babam diyor ki, bu nasıl oldu ya falan diyor. Annem tabii durumu anlatıyor. Babam hemen beni derse başlatıyor. Oğlum biz bir şey bilmiyoruz, biz bu ders alman lazım. Ders almaya gittiğim vatandaşlar da bana şey diyor, oğlum sen dereceyle kazanacaksın bu okulu diyor. 800 kişi giriyor, 24 kişi alıyor. Ciddi mi diyorum, oğlum sen de derece yapacaksın diyor. Ben yaşım da küçük ya, 12-13 yaşındayım daha liseye girerken. Böyle elimde bağlama, böyle diğer çocuklar böyle, ben böyle kenarlarda oturuyorum falan. Bilge Bey vardı Türkçe öğretmeni, sınav evrakları diyor. Heyecanlı mısın dedi bana, değilim dedim.
Aa öyle mi? Nasıl görüyorsun şansını dedi. Kazanacağım dedi. Öyle mi? Kaçıncı olacaksın dedi. Dedim ilk üç olacak. Dedi ki İlhan bak bayıldım ben sana dedi. Eğer gerçekten ilk üç kazanırsan ilk sözlü notun benden sana dedi. 100 vereceğim falan dedi. Sonra Eylül'ün başı ben başladım okula güzel sanatlara. Gittim. Bilgi Hoca ile ilk ders içeri girdi dedi ki İlhan burada mı dedi. Buradayım dedim. Sana dedi söz verdiğim gibi dedim 100 vereceğim. Dedim ki 20. oldum ama. Yani ilk üçe giremedim falan. Buraya kadar anlatayım sonra Yavuz Bey çıksın. Liseyi başka bir TEDx'de anlatırım. Tabii mecbur yapacak bir şey. Ya da ya Yavuz Bey. 20 geçiyor mümkün değil bitmez yani. Hayır demek istediğim şu. Arkadaşlar lise vallahi bilmiyorum hocam çeyrek geçiyor. Çocukları bırakalım artık arkadaşlar. Peki arkadaşlar. Ben üniversiteye giriyorum. Üniversiteye gireceğim sene üniversite sınavı yine iptal edildi. Sorular çalındı. Ondan sonra 99 yılında. Ama bende acayip bir sınav balı vardır. Yok değil. Yasemin niye biliyorsunuz? Bende acayip bir sınav balı vardır. Ve bu sınavlarda hiç olmayacak puanlar yapmışımdır. Ben bizim Güzel Sanatlar Lisesi'nin o devre mezun olanların içerisinde en yüksek puan aldım. İkinci sınavda. İşte ALES'e girdiğim zaman yüksek lisansta bize bu sayısal sorularını bilmem neleri çözdüren arkadaşlardan daha fazla puan aldım. Nasıl olabiliyor falan dediler. Çok ballıyımdır ben sınavlarda. Buna güvenip çok da çaktığım olmuştur bazı sınavlarda. O ayrı mesele. Sonra ben arkadaşlar dedim ya bu çok uzun hikaye hocam ya bu böyle bilmiyorum. Güzel sanatlara girdik ya hemen senfoni orkestrasının konseri efendim. Hadi 5 dakika. Senfoni orkestrasının konserine gitmem lazım. Çünkü işte artık sanat izleyeceğiz. O hafta Adacık Kültür Merkezi'nde Alexander Markov sahnedeydi arkadaşlar. Alexander Markov'u izledikten sonra Çaykovski'nin keman konçertosunu çalmıştı. Hala en sevdiğim keman konçertosudur. Alexander Markov'u izledikten sonra okula gidip ertesi hafta ben dedim keman istiyorum. Kemancılığım öyle başladı. Sonra üniversiteye geldik. Üniversitede iki tane seçenek var. Gazi Üniversitesi'ni kazandım. Bir de 9 Eylül'ü kazandım. Burada büyük sözü dinledim. Gazi Üniversitesi'nin her zaman çok iyi bir okul olduğunu söyledi bizim camiada. Ama babam dedi ki oğlum 9 Eylül'ü şurada dizimizin dibinde otur. Sen öyle de Ankara'larda falan yapamazsın dedi. Yani gidip de öyle bir evde kalacaksın, yurtta kalacaksın. Özgürlük diyorsan senin yapabileceğin iş değil o dedi. Ne yapacaksın? Sen efendi gibi otur yanımızda 9 Eylül'de. Arabanın altında dedi. Dedi. Beni arabaya tavladı. Sonra ben okulu kazandım ama erken başladım ya, üniversite 2 bitti, ben daha yeni reşit olmuştum. Üniversite 3 dedim ki, baba arabanı vermeyeceğim dedi tabii ki. Ondan sonra vermeyeceğim deyince ben çalışmaya başladım arkadaşlar. Nerelerde çaldım bir bilseniz. Urla'da Buse Kafe diye bir yer var biliyor musunuz? Akşam saat 9'da başlıyorduk, piyanist şantörlük yapıyordum. 9'da başlıyorduk, ucu açık. Yani 4'te 5'te falan, müşteri ne zaman kalkarsa. Piyanist şantör gördünüz mü hiç hayatınızda? Böyle tek piyano var önünde. Saklama hislerini. Bravo işte. Bravo. İnanılmaz bir şey. Ve arkadaşlar ben orada günlük 10 liraya çalıyordum mesela. Haftalık 70 lira para alıyordum. Üniversite 1'de. Kendime araba alacağım. Serkan geldi. Serkan dedi ki İlhan Cuma restoranında bir iş var. Haftada 3 gün günlük 30 lira dedi bana. Ben var ya Buse Kafe'den bir kaçtım arkadaşlar. Yani sahibi beni görse tanısa hala bir boksör bir adamdı çünkü. Kaçtım ben oradan böyle. Okey, üniversite ve sonrasını derste anlatırım olur mu? Çünkü 25 geçiyor artık neredeyse. Sizin dersiniz yok. Buradan... Arkadaşlar bak burası protesto için çok uygun bir yer. Ayağa kalkıp bence sahneye geçin 11 ders. Bence burası çok uygun bir yer. O bana derste böyle içten yanmalı bir şekilde söylediğiniz şeyleri burada sahnede söyleyebilirsiniz. Ne diyordunuz? Ne oldu? Sıkıyordunuz sınıfta. Ne oldu 11'ler? Hocam 11'ler müzik dersi istiyor. Haberiniz olsun. Dertleri bu. 11'ler müzik dersi istiyor. Okey sevgili arkadaşlar. Tamam bu hikayenin devamını 11'lere gidip anlatacağım. Çok çok teşekkür ediyorum bütün arkadaşlarıma ve öğrencilerimize. Yani bu güzel konuşmalar yarım kaldı. Bu feri ilk Yasemin Hanım'a söylediğimizde öğretmenler konuşmak ister mi acaba demişti. Sanırım cevabı gerçekten susmak istemediler. Önümüzdeki hafta uygun bir saatte yeniden buluşup bu yarım kalan güzel günü tamamlayacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Herkes mutluyum. Eminim.
TEDx Ekin College Teachers'ın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Birazdan okul müdürümüz Sayın Yavuz Güneş ve psikolojik danışmanımız Sayın Sevim Demir'in çok kıymetli fikirlerini dinleyeceğiz. Ama bir kere daha TEDx'in ne olduğundan bahsetmek istiyorum. TEDx, paylaşmaya değer fikirlerin dile getirildiği yerel bir programdır. TED, paylaşmaya değer fikirler anlayışıyla kişiler ve organizasyonların TED benzeri kendi yerel etkinliklerini yapabilmeleri için TEDx'i yaratmıştır. TEDx'in harflerini oluşturan T, Technology, E, Entertainment, D, Design ve X ise bağımsız organize edilen TED etkinlikleri anlamına gelmektedir. TEDx etkinlikleri, izleyicilere fikirlerin özgürce paylaşıldığı, insanların ilham olabilecekleri yeni dünyalara kapılar açan bir deneyim sunar. TED konuşmaları biz ekinler için artık bir gelenek haline geldi. Bu yıl sadece arkadaşlarımızın değil, öğretmenlerimizin de ilham veren konuşmalarını canlı canlı dinleme şansı yakalıyoruz. Şimdi söz hocalarımızla keyifli dinlemeler. Bir gün okulda, odamda otururken bir öğretmen arkadaşım geldi. Sevim dedi, biz dedi Wings for Life Workout için koşacağız. O ne dedim? Yani daha önce hiç duymadığım bir şey. Tüm dünyada aynı anda yapılan bir koşu yarışı. Ben dedim hayatımda hiç koşmadım. Yani nasıl koşulur bilmiyorum. Tamam biraz spor yapıyorum ama koşmak başka bir şey. Ayrıca koşmaktan hiç hoşlanmam. Yani hani nefret etme düzeyinde diyebilirim kendime. Ama dedi, çok iyi bir şey için koşacağız. Tüm dünyada omurilik felçlilerinin araştırmalarını yapmak, bu insanları nasıl sağlığına kavuştururuz. Aynı zamanda da tekerlekli sandalye alımı için para toplanacak. Yani bizim yarış için verdiğimiz paralar tüm dünyada omurilik felçlileri için araştırmaya, fona gidecek. Çok güzel bir şey dedi. Katılayım ama yani o kadar şey söyledim ki bunu hani bir yere yararı olacağı için dedim. Ama dedim bak ben koşmaktan hiç anlamam. Hiç önemli değil dedi. O kadar zor bir şey değil.
Bu Wigfurlar, Wurfra'nın fuarda olan bir başlangıcı. Türkiye'de İzmir'de seçiliyor ilk olarak. Her ülkede farklı bir yerde oluyor. Ve aynı saatte, yani Türkiye'de İzmir'de 2 iken başka bir ülkede 9, başka bir ülkede 11 ya da saat 5'e denk gelebiliyor. Ve şöyle bir şey söyledi arkadaşım, bir yakalama aracı var. Biz zaten koştuktan bir süre sonra o araca yakalanırsa, yani o araç sana yetiştiğinde senin için yarış bitmiş olacak. Yani sürekli koşman gerekmiyor. Amaç bu konuya dikkat çekmek tüm dünyada. Yani arada koşup arada yürüyebilirsin, hiç sorun değil. O zaman tamam yapabilirim dedim çünkü düzenli koşamam. Kabul ettim. Ve yaklaşık 1,5 ay var. Çok ilginç, Başak Örtmen'in bu teklifi sunduğunda şey hatırladım. Tam da Nisan başlarında buna evet demiştim. 8 Mayıs'ta ikinci defa Wigfur Life'a katılacağım bu sene. Yine o zaman da yaklaşık 1,5 aylık bir süre vardı. Dedim ki ben çıkıp biraz koşayım, yoksa yolda kalırım, yani hiç öyle bir antrenmanım yok. İlk gün sahile çıktım koşmak için. Koştum mu ne yaptım ben de bilmiyorum. Çünkü nefes nefese, kalbim deliler gibi çarpıyor. Nefes almakta zorlanıyorum, bacaklarım ağrımaya başladı ve ilk gün içinden bayağı bir söylendiğimi çok net hatırlıyorum. Benim ne işim var, koşmakta ne gereksiz bir şey, niye ben bunu yapıyorum? Kalbim çıkacak birazdan, nefes de alamıyorum. Çok anlamsız bir şey, ben bunu niye yaptım diye bayağı söylendim. Ve eve gittim, dedim ki ben yarın arkadaşımı arayayım. Ben bu işi yapamayacağım diyeyim ve çekileyim diye düşündüm. Ama bütün gece de aklımda bu düşünceyleyim. Ya şimdi insanlara söz verdim, olmaz, hani geri dönülmez. Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim? Sabah kalktığımda tamam dedim, vazgeçmeyeceğim. Çünkü bir söz verdim, hani o bir takım oluşturuldu çünkü bizden. İnsanları yarı yolda bırakmış olacağım. Tamam dedim, içimden karar verdim, yola devam. Bari dedim ben her gün çıkayım sahilde, koşayım ki bedenimi buna biraz alıştırayım. Her gün çıkıp koşmaya başladım. Tabii her gün bir sürü şey söylendim içimden. Yaklaşık bir hafta 10 gün sonra baktım ki nefesimi daha iyi ayarlayabiliyorum. Bacaklarım eskisi kadar ağrımıyor. Kalbim de sanki daha normal atmaya başladı. Derken kendime bir şey oluşturdum. 2 günde bir çıkayım, belli bir hızda koşayım, bakayım ne kadar hızlanıyorum, kaç kilometre gidebiliyorum. Kendimi ölçmeye başladım. Bir tablo yaptım, her gün yazıyorum. Ve bunu ölçen programlar varmış, vesileyle bunu öğrendim. Ölçerek kaç kilometre gidiyorum, ne kadar hızlı gidiyorum. Böyle kendime bir liste çıkarmaya başladım ve yaklaşık bir 3 hafta, 1 ay sonra falan böyle gaza geldim. Aa, güzel de gidiyormuş bu iş ya, ben gayet iyi de gidiyorum. Hani kilometreyi de uzatabiliyorum, sanki hızlanıyorum da. Çok hoşuma gitmeye başladı. Ve yarış günü Wigfurlar fuara gittiğimde hayatımda görmediğim bir organizasyon gördüm. Türkiye'nin her yerinden sporcu gelmiş, hatta yakın ülkelerden de Balkan taraflarından inanılmaz bir kalabalık. İnanılmaz bir spor festi düşünün. Her yerde antrenman yapılıyor, müzikler çalınıyor, eğlenceler. Hayatımda daha önce böyle bir organizasyon içinde hiç olmamıştım. Tekerlekli sandalyede bir sürü insan gördüm. Çünkü bazı koşucular tekerlekli sandalyeyi tutarak oradaki kişiyle, yani o ne kadar zor bir şey, bu şekilde koşuyorsunuz. Yani inanılmaz zor bir şey. Ve çok hoşuma gitti. Böyle bir organizasyon içinde olmak açıkçası çok duygulandırdı beni. Ve yarış başladı. Ben Alay Bey girişine doğru, orada bir yerde bir benzin istasyonu var. Yakalama aracına yakalandım. Benim için artık yarış bitmişti. Ama böyle bir şey yaşamak çok hoşuma gitti. Ve beni takip eden arkadaşlarım, ya ne güzel bir şey yapıyorsun. Karşıyaka'da koşan bir grup var. Onlara katılmaz mısın dediler. Aa, öyle bir yer mi varmış dedim. Gittim onları buldum. Bostanlı'da Karşıyaka Bantimisi'nde koşan bir grup var. Tamamen sosyal bir grup. Onlara katıldım ve derken daha fazla koşmaya, daha sık antrenman yapmaya başladım. Ve hayatımda daha önce hiç bilmediğim, işte interval ne demekti bilmiyordum. İnterval diye bir antrenman türü varmış. Muhtemelen şu an futbolcu oynayanlar biliyordur. İşte pace gibi yeni terimler öğrenmeye başladım. Ve giderek daha fazla antrenman yapmaya, koşmaya başladım ve kendi bedenimi zorladıkça daha iyi şeyler yapabildiğimi fark ettim. Yani daha uzun kilometre koşabildiğimi, daha hızlanabildiğimi fark ettim. Ve bir süre sonra bir yarış takvimi açıklandı. Dedim ben hani böyle ciddi bir yarışa falan katılamam herhalde. Tamam, öbürünü yaptık bir şekilde ama
Uzun da bir süre vardı. Yaklaşık bir 5-6 ay vardı. Yapabileceğim konusunda kendime böyle bir inanç geliştirmeye başladım. Ama daha doğrusu aslında hedef koydum. Dedim ben bu yarışa kaybolursam, Run Anatolia, Antalya'da olan bir maraton yarışı. 5-6 ay var. Ben buraya kaydolayım. Kendimi kaydolursam yine zorlamış olacağım çünkü. Uğraşacağım, antrenman yapacağım, pes etmeyeceğim. O zaman hazır hale gelirim diye düşündüm ve tabii ki başladım. Sonrasında o yarışa katıldım ve çok da güzel bitirdim. Ve kendime olan güvenim bir miktar daha böyle artmaya başladı. Çok güzel bir organizasyon ve ben sağlıklı bir şekilde bitirdim. Sonra başka yarışlar devreye girdi. Bu sene Ekim ayı gibiydi diye hatırlıyorum. Eskişehir Yarım Maratonu'na katıldım. Yine orada da başarıyla tamamladım. En son da kendime şöyle bir hedef koymaya başladım. Evet, ben yol koşusu diyoruz biz buna. Asfaltta koşulana yol koşusu deniyor. Gayet iyi götürüyorum. Artık tamam dedim. Bir de trail koşusu diye bir şey var. Arazi koşusu. Yani ormanda, arazilik, dağlık alanda koşuyorsunuz. Daha engebeli bir arazi ve eğim var. Onun için de başka bir antrenman yapmak gerekiyor. Bu sene biraz ona gözümü diktim. Ve o arazilerde, Yamanlar Dağı'nda antrenman yapmaya başladım. Ve geçtiğimiz 2-3 hafta önce, şu da en son aldığım madalya, Efes Ultra Maratonu'na katıldım. Bir arazi koşusu, yani ilk trail koşumdu. Çok heyecanlıydım. Keyifli bir şekilde onu da tamamladım. Şimdi yeni hedefim Kapadokya trail'de yarışmak. Çünkü çok zor bir arazisi varmış. Hem eğim hem de mesafe ve yükseklik olarak hem de uzun da bir kilometre. Ama inanılmaz güzel doğa özelliklerine sahip bir yer. Yeni hedefim bu. Bakalım ona doğru gideceğim. Bu süreçte kendimle ilgili koşarken çok şey fark ettim. Yani kendimle ilgili tanımadığım yeni şeyleri tanıdım, fark ettim. Ki 40'lı yaşlardayım. Artık insanın kendini tanıma sürecinin bitmiş olması beklenebilir belki ama öyle olmuyormuş. Çünkü ben hobiler konusunda çok çabuk sıkılan ve sık hobi değiştiren bir insanım. Hayatımda ilk defa 3 yıldır yaptığım, tam şu tarihlerde 3 yıl oldu koşuya başlayalı. 3 yıldır devam ediyorum. Ve şöyle bir şey oluştu, kesinlikle hayatımda her zaman olacak ve ben her zaman koşacağım. Yani bana iyi gelen, kendimi geliştirdiğim, fark ettiğim bir alan yaratmış oldu. Sadece tek bir evetle başladı bu yolculuk ve 3 yıl içinde bambaşka bir noktaya geldim. Bu süreçte pandemi girdi. Pandemiyle o psikolojik dayanıklılık dediğinizde çok duymuşsunuzdur bu süreçte. Benim bu konuda dayanıklı olmamı sağlayan şey spordu mesela, baş etme becerimi arttıran şey. Evde düzenli her gün bir saat antrenman yapmaya, spor yapmaya devam ettim o yasakların olduğu dönemde. Hatta bazen zor zamanlar yaşarız, zor duygular yaşarız, işte öfke gibi ya da acı gibi, üzüntü gibi. Bu zor duygularla baş etmemi sağlayan da şey olmuş. Ne zaman böyle kendimi kötü hissetsem giyinip sahile çıkıp kilometrelerce uzun uzun koşuyorum. Geri geldiğimde eve rahatlamış oluyorum. Ve ondan sonra yapmam gereken işlere çok rahat bir şekilde devam edebiliyorum. Geçenlerde bir şey aklıma geldi arkadaşımla konuşurken. Bir yerde, bir yazıda şöyle bir şey okumuştum. Birkaç fotoğrafını daha göstereyim size. Bu da benim en son artık oluşan tarzım oldu koşu. İlhama gitmek diye bir şey okumuştum. Bu ne ki dedim, hani ilhama gitmek ne demek istiyor olabilir acaba, hani ne yapacağız yani. Biz genelde ilhamın bize gelmesini bekleriz. Yani illa edebiyat olması gerekmiyor bu konu. Mesela ders çalışırken de bazen işte bekliyorum gelecek diye gelmiyor. Ya da işte bir antrenman yapacağım ya da bir müzik aleti çalacağım. Konu ne olursa olsun ama biz bekleriz genelde. O gelir, gelmesini bekleriz çünkü öyle biliriz. Sonra başlarız. O kelime, o cümle aklıma geldi. Galiba dedim ilhama gitmek böyle bir şey sanırım. Yani ben bunu yaptım galiba dedim. Yani bir hiç bilmediğim bir alana girdim. Kendi potansiyelimi zorladım. Ve hiç bilmediğim bir şey çıktı benden. Ve çok da sevdim. Seveceğim hiç zaten aklıma gelmezdi kesinlikle. Sanırım dedim ilhama gitmek böyle bir şey. Yani bir şeylerin içine girmek, bunun için uğraşmak biraz çaba göstermek, bakalım ne hani oluyor.
Çünkü gerçekten zorlandıkça potansiyel çok farklı yerlere çıkıyor ve farklı şeyler keşfedebiliyorsunuz kendinizle ilgili. Ben böyle bir şey keşfetmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. İyi ki evet demişim, iyi ki böyle bir şeyin içine girmişim. Şu an harika bir yerde yolculuğuma devam ediyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Bakalım ben 15 dakikada bitirebilecek miyim? 25 Şubat günüydü, kulüp saati. TEDx kulübü öğrencileri beni ziyarete geldi. TEDx sunumunda sizin de konuşmacı olmanızı istiyorlar. Nisa, Ceylin ve Cemre Ekin. Konuyu onlar seçti. Ne konuşmalıyım dedi. Biraz sizi tanımak istiyoruz dediler. Ben de bugün biraz kendimi size tanıtacağım. Çünkü ben de bir zamanlar çocuktum. Hep annemden doğduğumdan beri müdür değilim. Nasıl bir hayatım oldu? Hayatımdaki kıssaları anlatacağım. Herkes oradan kendi sesini umarım çıkarır. Amacım asla kimseye ben şuyum buyum demek değil ama gerçekten hepimizin bir hayatı var. Sizin de bir hayatınız oldu şimdiye kadar. Bundan sonra da hayatınızda yeni güzellikler olacaktır. Biraz kendi hayatımdan böyle kısa kısa bir şeyler anlatacağım. Evet, beni biraz esmer görüyorsunuz ama ben ilk doğduğumda sarışınmışım. O yüzden annem beni güneş oğlum diye sevmiş. Hep annem bana çevrendekilere ışık verisi verir, aydınlat, güneş ol, güneş oğlum diye uzun süre böyle sevmiş. 4 yaşından sonra saçlarım değişmiş. Evet, burası çocuklar benim doğduğum köy. Bu köyün adı Darboğaz. Kare içine aldım, görebiliyor musunuz bilmiyorum, doğduğum ev. Köye girişten 3. ev. Benim dedem bu köyün ağası. Yani belki Kemal Sunal filmini falan da izleyebilirsiniz, köy ağası. Yani köyün en zengin adamı. İşte bu köydeki bütün insanların işlerini dedem veriyor. Çok fazla işte tarlası var, bağ bahçesi var, hayvanı var vesaire. Öyle bir yer. Doğduğumuz köy bu. İlona bu evi gördü. Benimle geldi bir kez. Evet, bu benim ilk görüntülenmem, ilk fotoğrafım bu, hayattaki ilk fotoğraf. Dedem şu baştaki gözlüklü adam. Ama diğerleri amcam ve amcamın çocukları. Ben babaannemin kucağındayım. Evet, gelelim okul hayatına. Ondan öncesini çok hatırlamıyorum açıkçası. 49 aylıkken, 4 yaşı bitirdiğim Ağustos doğumluyum. 4 yaşı bitirdim, 49 aylıkken okula başlamışım. Konya'da başladığım okul şu, Konya'da. İlk 4 yılı orada okudum. 5. yılı döndüm, Kars'ta okudum. Böyle 3 derslikli bir köy okulu. Orası da 5 derslikli bir okuldu. Bazı sınıflar birleştirilmişti. Yani 4'ler 5'ler bir arada okuyor, 1'ler 2'ler bir arada okuyor şeklinde bir okul. Okul hayatımı görüyorsunuz. Yani 79'da başlayıp 89'da bitiyor. İlk okulu bitirdiğimde bu benim. Nasıl? İlkokul bitinceye kadar saçımı kestiremediler. Saçım hep böyle kaldı. O zaman saçı kestirmemek de pek kolay değildi. Bunun nedeni biraz ablam öğretmenin arkadaşı, ablam yüzünden ilk 4 yıl. 5. yılda köye döndüm, dedem köyün ağası şey yapamadılar. Yani biraz ayrıcalıklı çocuk diyelim. O yüzden saçımı kestiremediler. Ama ortaokula gittiğimde iş değişti. Ortaokulum ve lisem bu okul. Aynı bina. Ben şu sağ tarafta Atatürk bayrağının olduğu köşedeki sınıfta lise günlerimi geçirdim. Sınıfımızda 21 öğrenci vardı. O 21 öğrenciden 3 tane çocuk üniversite kazanabildi. Geri kalan çocuklar hayatlarını farklı şekilde devam ettirdiler. Şimdi ortaokulu bitirdiğimdeki fotoğrafım, kucağımdakiler yeğenlerim. Bu da liseyi bitirdiğimdeki fotoğrafım. Arada çok fark yok değil mi? Sanki. Liseyi bitirdiğimde 14 yaşındayım. Yani şu an 7. sınıflardan bir yaş büyük. Ortaokulu bitirdiğimde 12 yaşındayım. Şu andaki 6. sınıflar kadar.
erken başlamanın. Şimdi doğduğum yerde ilkokul var, ortaokul yok. Ortaokul için bizim şehre taşınmamız gerekiyor. Şehre taşındık, bize ev tutuldu. 2+1 bir ev tutuldu. Abimle ben, abimle aramızda 3 yaş var. Aynı evde kalıyoruz. Ve o süreçte bizim hayatımızı geçirdiğimiz işlerimiz var. İlçede bizim büfemiz var. Orada kasiyerlik yapıyorum. Dondurma, kola, fanta satıyorum okuldan sonraki zamanlarda. Yaz aylarında köye geri dönüyoruz. Orada da yaptığımız iş tarım işçiliği. Bir de babam cennetlik yapıyor. Cennetliğin anlamını yazdım, belki bilmiyorsunuzdur. Hayvanları besliyorsunuz, kasaplara ya da et balık kurumuna satıyorsunuz. Şimdi hayvanlara bağ kuruyorsunuz. Sizin belki kedileriniz, köpekleriniz var. Benim de danalarım oluyordu, öyle söyleyeyim. Onlarla bağ kuruyorsun, seviyorsun, sonra bir gün onlar satılıyor ve kesiliyor. Çok kolay bir duygu değil gerçekten, zor bir şey bu. Bütün ilkokul, ortaokul, lise hayatımda bunların hepsini yaptım. İyi ki yapmışım diyorum. Yaparken tabii çok keyifli gelmiyor bunlar. Çok erken kalkmanız gerekiyor vesaire. 10 yaşında ben artık evden çıkmıştım. Her gün evimizde annemiz babamız yok. Abimle beraber biz bir evde kalıyoruz. Ailemizden 18 kilometre uzaklıkta. Çok kar yağıyor Kars'tan. Kar yolları kapadığı zaman 2-3 ay anneniz babanız size gelemiyor. 10 yaşında olduğunuzu düşünün. Her akşam o evde yalnız kalıyorsunuz abinizle beraber. Başınızda başka büyük yok. Tanıdık yok. Korkmamanız gerekiyor ve hayatınızı sürdürmeniz gerekiyor. Ne yapıyoruz? Yemek yapıyoruz, bulaşık yapıyoruz. Küçük olduğum için genelde bu işler bende. Küçük olduğum için. Çünkü benim bir büyük abim polis oldu. O zamandan beri o ne yapması gerektiğini biliyormuş galiba. Evin temizliği yapmak. Tabii o zaman elektrik süpürge yok. Normal süpürgeyle süpüreceksiniz, temizleyeceksiniz. Çamaşırınızı kendiniz yıkayacaksınız. 10 yaşındasınız, çamaşırınızı kendiniz yıkayacaksınız. Henüz orada otomatik çamaşır makinesi yok. Merdaneli makine diye bir makine duyulmuş. Bir, annenize babanıza sorarsanız belki onlar size söyler. Ütü yapmanız gerekiyor. Ütü de şu anda bildiğiniz gibi tüler değil. Kömürlü tüler var. Onları kullanmanız gerekiyor. Soba yakmanız gerekiyor ve sobanın tabii boruları var. Boruları belli dönemler temizlemeniz gerekiyor. YouTube'a girerseniz belki karşınıza çıkar bunları. Ve ders çalışmanız lazım, sınıfı geçmeniz lazım. Bu arada ben futbola merak sardım. İnanılmaz da futbol oynuyorum. O günün koşullarında işte çok yakın arkadaşım var, ona Oğuz diyorlar, bana Aykut diyorlar. Fenerbahçe sevgisi oradan geliyor, benzetlikler için. Ve ben futbola kaçıyorum ama anneme yakalanıyorum hep. Annem de benim okumamı istiyor. Neden? Çünkü annem, dedem okutmamış. 3. sınıfa kadar annem okumuş. Annem okuyamadığı için de o çok iddialı. Bütün çocuklarını okutacak ve annem bunu başardı. Bütün çocukları lise ve üniversite bitirdiler. Herkesin de bir mesleği var. Evet, İzmir'e nasıl geldim? İzmir'e bu kartpostal sayesinde geldim. 6. sınıftaydım. Yaşım 10. Yani o zaman 6. sınıf, orta 1. sınıftı. İlkokul 5 yıldı. Coğrafya öğretmenimiz bir ödev verdi. Ödev, iller ansiklopedisi yapılacak. İller hakkında bilgi topluyorsunuz. O zaman internet falan yok. Ansiklopediler var. Ve kartpostallarla yapıştırıp alt tarafta o il hakkında bilgi yazıyorsunuz. Kartpostal, gördüğüm kartpostal bu değil ama buna yakın bir şeydi. 4 tane fotoğraftan oluşan bir kartpostal vardı. Ben 10 yaşındayım. Bu fotoğrafa aşık oldum ve dedim ki ben kesinlikle İzmir'e gideceğim. Hiç unutmadım. Üniversite tercihlerini yapıyoruz. Hocama dedim ki kesinlikle bana İzmir yaz hocam. Neresi olursa olsun ama İzmir'e gitmeliyim dedim. Enteresan. İzmir'e geldiğimde de yaşım 16. 2 yıl üniversiteye giremedim. Onu da anlatırım az sonra. İzmir'e gelirken de çok planlı geldim. 8 Eylül'de Kars'tan otobüse bindim. 8 Eylül'de Kars'tan otobüse bindim. 9 Eylül günü 27 saatlik bir yolculuğun sonunda, o zaman uçak yok. 16 yaşında tek başıma sırtımda bir çantayla İzmir'e üniversite kaydına geldim. 9 Eylül olmasının bir esprisi var, dikkatini çekerim. 16 yaşındayım ve 9 Eylül'ün ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşudur. Aynı zamanda da Cumhuriyet'in kuruluşunun imzasının atıldığı özel bir tarih. Çünkü düşman denize dökülmüştür. Bu yolculuk çok uzun bir yolculuk. İzmir'e ilk geldim, çok şaşırdım. Fotoğraftaki gibi bulamadım İzmir'i. O zaman Salhane'de şimdi Bayraklı olan yer, deniz çok kötü kokuyor ve o bölge çok kötü. Hayal kırıklığına uğradım ama çok geçmedi. 2,5 saat sonra yurda kayıt için gittiğimde İnciraltı'nda öğrenci yurdunda kalıyorum. Üniversite öğrencisi olarak. O zaman fikrim değişti. İzmir gerçekten güzel bir şehirmiş.
Bu İzmir'deki ilk fotoğraflanma halim. Eylül 1992 yurtta balkondayız. Arkam deniz zaten. Denize sıfır bir yurt. İncir altını biliyor musun? Şahane bir yurttur. Çok özel bir yurt. Türkiye'de böyle bir yurt yok. Akdeniz olimpiyatları için yapılmış. Sporcular için. Sonra yurda dönüştürülmüş. Odalar falan çok çok konforlu. Umarım üniversiteye gittiğinizde özel evde kalmazsınız. Yurt hayatınız olur. Çok çok öğretici, çok keyifli. Bu da kazandığım üniversite, Buca Eğitim Fakültesi. Ben 89'da mezun oldum. O sırada bizim iflas etti. Babam işi doğrusu iflas etti. Abim askerde. Evdeki işleri birinin yapması lazım. Annem babam dedi ki sen okuyamazsın. Bir, futbol hayatım bitmişti. İki, okul hayatım da bitmek üzereydi. Çünkü evin döndürülmesi gerekiyor. Abim askerde. Ben evdeki işleri yapmaya başladım. Dolayısıyla iki yıl üniversiteye hazırlık yapamadım. İki yılım böyle boş geçti. Boş geçtiyken de aslında evimizin geçimine katkıda bulundum. Abim askerden geldiğinde ben ona dedim ki yaşım işte 15-16'ya geliyorum. Ben abi okuyacağım dedim. Dolayısıyla gittim. Nasıl okuyacağım? İki yıldır bilgileri unutmuşum. Dershaneye yazdım. Hafta sonu. Hafta içi çalışmak zorundayım. Çünkü dershanenin parasını karşılamak zorundayım. Dershanenin parasını kendim ödedim. İki yıl o boşluğu iyi değerlendirip hafta içi hem çalışıp hem derse çalıştım. Ve hiç de fena olmayan, yüzdelik dilim olarak üçüncü dilim sayılabilir. İşte Türkiye'nin en iyi eğitim fakültesi Boğaziçi, ODTÜ, Marmara, Hacettepe, Ege 9 Eylül işte. Ben 9 Eylül kazandım, iyi bir yere geldim. Burada da çok enteresan bir şey var. Matematiğim çok kötüydü. Matematik öğretmenine bayılıyordum, Bayram Bey. Çok özel seviyordum ama bir türlü matematiği sınamamıştım. 4 tane matematik neti çıkarmasaydım, o günün koşulları öyleydi. Matematik puanım hesaplanmayacaktı. Kafayı şuna taktım ve bunu bana hiç kimse öğretmedi. Yapabildiğim sorular üzerine çalıştım sadece. Hangi konularda soru çözebiliyorum? Mesela geometri hiç anlamıyordum. Bırakıyordum geometri soruları. Denklemler vesaire. Onlardan gittim. 4 tane matematik neti çıkardığım için buraya geldim. Evet. 4 matematik neti. Bugün buradayım yani. Peki İzmir. İzmir'de 30. yılım bu sene. 92'de geldim. 2022. Ben yüzmeyi İzmir'de öğrendim. Gümüldür'de. 93 yılı. Mesleğimi burada edindim, burada evlendim, burada baba oldum. Hayattaki en keyifli işlerimden bir tanesi baba olmak, en değerli varlığım. İş kurdum, bir anaokulumuz var. Çok güzel dostluklarım oldu. Çok özel dostluklarım var burada. İki tane de şiir kitabı yazdım bu arada. Yayınlanmış iki tane şiir kitabım var. Şiire çok meraklıyım. Bu kitabım hatta öbür yüzünde bir öğrencimi seçtim. 1995, öbürü de 2004. Yazıyorum ama henüz kitaplaştıracak kadar çok biriktiremedim. Çünkü yöneticilikte zamanımız çok olmuyor. Evet, burada bu benim çekirdek ailem. 6 kardeşiz. Annem, babam, kardeşlerim. Hayattaki en özel kişilerimden biri annem. Annem şu an 83 yaşında. Hafif bir demans yaşıyor. Bazı şeyleri çok net hatırlayamıyor. Eskiler çok hatırlıyor ama bugün yakın zamanda olanlar çok hatırlayamıyor. Bu yazdan bir fotoğraf. Evet, sonra en büyük ikinci varlığı, kendi çekirdek aile. Üçüncüsü, biraz daha geniş, büyük aile. Sizler ve bu okulda beraber çalıştığım arkadaşlarım. Dolayısıyla hayatınızı anlamlı kılan şeyler, bu 47 yıl çok hızlı geçmiş. Bu TEDx toplantısına, konuşmasına davet edilmem çok keyifli oldu. Ben de kendi hayatımda geçmişten günümüze bir yolculuk yapmış oldum. İki şey daha anlatayım. Yarım kalan bir futbol hikayesi. Futbolda çok iyiydim. Peki pişman mıyım? O zamanlar anneme çok kızıyordum. Niye oynatmadı diye. Sonra bir şekilde atlattım onu. Yani o kızgınlığı geçirdim. Çünkü futbolun bana verdiği iki tane şey var. Bir hafıza kaybım var. Kafa topumda çarpıştık ve yarım gün hiçbir şey hatırlamıyorum. O yarım gün hayatımda yok. İki, bir forvet oynuyorum. Bir atak. Beni düşürdüler, yer ıslak, kaydım, kafamı kale direğine vurdum ve gözüm kaydı. Uzun süre gözümde şaşırlık vardı, iki tane ameliyat geçirdim, sonra her şey normale döndü. Annem bunlar hep benim yüzüme vurdu ama, yani bak işte zaten böyle falan demiştim. Ama ben onları yaptığım için pişman olmadım. Yani ne yaptıysam çok severek yaptım. Yani öyle bir haleti ruhiyem var, bunu nasıl kazandım gerçekten bilmiyorum.
Nasıl oluştu bilmiyorum. Şimdi konu gayet normal. Benim anlattıklarım size anormal gelmiş olabilir. Yani 10 yaşında çocuk bulaşık yıkıyor, yemek yapıyor, ütü yapıyor, evi temizliyor, aileden uzakta yaşıyor falan. O kadar normal geliyor ki bana. Hiç anormal bir şey yok ama siz şaşırıyor olabilirsiniz. İlona'ya anlatıyorum. İlona da bazen çok şaşırıyor, anlamını bilemiyor. Çünkü yaşamadığınız zaman size anormal gelebilir. Yaşadığınız zaman da çok normal gelebilir. O yüzden normalin ölçüsünü, anormalin ölçüsünü kim koyuyor? Çok da kafaya takmayın. Yapabildiğinizi yapmaya çalışın. Şu an ne yapıyorum? Okul yöneticiliği yapıyorum. Yöneticiyken de yaptığım işi gerçekten seviyorum. Her gün buraya ben mutlu geliyorum. Çok yüksek olan, gündelik hayatımızda bizi zorlayan şeyler olsa bile olabildiğince tadını çıkarmaya çalışıyorum. Değiştirebileceğim şeyler bile uğraşıyorum. Değiştirebileceğim şeyler ve boşuna zaman harcamıyorum. Benim kıssalarım bunlar. Umarım siz kendinizce hisselerinizi bulmuşsunuzdur. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Birbirinden güzel ve ilham verici konuşmalar için öğretmenlerimize kocaman bir alkış rica ediyorum. Şimdi ilkokul okul müdürümüz Sayın Ferda Tilmen Sarı öğretmenlerimize teşekkür belgelerini sunmak üzere sahneye davet ediyorum.